üzerinden başladı. Yani çok akıl almaz bir şey bu. Şöyle, 15 Temmuz'u 70 yıl boyunca unutturmayacağız. Üstelik buna destek verenleri de hafızalarımızdan silmeyeceğiz dedi. Oysa işte o sözleri söyledikten 3 gün önce NATO'da Biden'la oturup el sıkıştılar, konuştular. Onlar hiç unutulmuş ve gitmişti. Yarın ya da öbürsü gün Birleşik Arap Emirlikleri ile buluşacaklar ki Suudi Arabistan'ın da burada rolü üzerine bir tartışma yapılabilir. Hayır, kendileri suçluyordu zaten Birleşik Arap Emirlikleri'ni. Paraya mecbur olmaları, yani para nedeniyle köşeye sıkışmış olmaları, yani ekonomik bağımsızlığı olmayanların aynı zamanda siyasal bağımsızlığı olamayacağına dair değerlendirmeyi bir kez daha haklı çıkartan bir tabloyla karşı karşıyayız. Şimdi Erdoğan giderken çok ilginç bir söz söylemiş Suudi Arabistan'a. Evet. Biz neyi satacağımızı biliriz. Tabii. Onu diyorsun, değil mi? Tabii. Şöyle, çünkü herkes şunu bekliyor. Ya bu Arap coğrafyasındaki işte bu parası olan ülkeler saflar mı yani? Hani paraları var mı? Var. İyi de param var diye her isteyene para Hibe mı veriyorlar? yapacak, hibe yapacak değil Ki kaldı sonuçta. ki seçimi kazansın diye Erdoğan'a dostlarından zaten bir aile bir destek olunmuştu. Şimdi yeni para niye versinler yani? Karşılıksız kim Dolayısıyla kime para verir? Ve niye versinler? İnsanlar bu doğal, çok doğal, bu dünyanın en yalın, en çıplak gerçeklerinden yola çıkarak acaba Erdoğan karşılığında ne verecek sorusunu soruyor. ve o karşılığın içerisinde BOTAŞ'ın adı BOTAŞ'ın da geçiyor. olabileceği değerlendiriliyor. Neden BOTAŞ geçiyor? Çünkü zaten AKP sattı, 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 sattı. Kala kala 3-5 şirket kaldı Türkiye'nin elinde ve herhalde sırada onlar var. Yani başka ne olabilir ki? Çünkü Başka satacak bir şey kalmadı satacak bir şey zaten. yok yani. Dolayısıyla aklına ilk gelen BOTAŞ oluyor. Acaba Evet. BOTAŞ'ı satacak. Gerçi BOTAŞ'a bir ara Ruslarla ilgili de şeyler oldu. Erdoğan'a bu sorulunca Ama şu Erdoğan an demiş ki biraz Ruslardan uzaklaşır gibi ya. işte oraya bakacağız tabii. O Rus konusu biraz tartışmalı ama biz ne satacağımızı ne satmayacağımızı biliriz. Yani şimdi bu sözü duyunca zannedersin ki normal şartlarda hani Türkiye'nin kritik en önemli ulusal güvenliğini de ilgilendiren, ulusal bağımsızlığına tehdit oluşturabilecek en kritik sanayi kuruluşları başta olmak üzere kurum ve kuruluşlarına dair AKP'nin çok ciddi bir hassasiyeti var. Onlara asla dokundurtmaz. Satarsa ne satar? Ne satar bilmem ama yani onlara asla dokundurtmaz. Şimdi programa girmeden önce sık sık tekrarlanıyor. Şimdi Cumhuriyet'in de 100. yılı geliyor. Bunlar bize bir dikil ağaç bırakmadı. Bu CHP'nin, Cumhuriyet'in bir dikil ağacı yok diyen AKP'nin 2002 yılından bu yana 273 kuruluş hisse senedi veya varlık satış devir işlemlerini yaptı. 273. Evet. Vay vay Bu kuruluşlardan 268'inde kamu payının hiç kalmadığı ve 1986 yılından AKP iktidarı dönemine kadar 8 milyar dolarlık özelleştirme yapılırken AKP döneminde 63 milyar doları aşan özelleştirme satış yani yapıldığını evet. bir kere hatırlatmak lazım. Peki biz neyi satıp satmayacağımızı biliriz diyen Erdoğan neleri sattı? Şeker fabrikalarını sattı. Ya şeker fabrikası ya. Yani hani onu sat, bunu sat, şunu sat da şeker fabrikasını niye satıyorsun arkadaş? Şeker en ne diyelim kritik alanlardan biri. Tarımda bağımsızlık önemli ve senin şeker fabrikaların çok kıymetli ama şeker fabrikalarını sattın. Elektrik üretim dağıtım sattı. HES'leri sattı. Dağıtım işini tamamen özelleştirdi. Türk Telekom'u sattı ya. Yani Ve nasıl bir satış? bir ülkenin en temel sahip olması gereken iletişim alanında gitti, sattı. Bir de kazık yedik çok Ayrıca fena. kazık yedik tabii canım. Öyle böyle değil. Faturası da hani satmış gibi yaptık. Evet. Kazığı arkasından geldi. Ve sonra yine ağırlandılar. Evet. Yine görüşüldü onlarla. Ülkenin kağıt fabrikalarını sattı. Sekay'ı sattı. Sümer Bank'ı sattı. Eti Bank'ı sattı. Eti şeylerini, nedir o? Bütün işletmeleri sattı. Alanların kimler oldukları, onların o işletmeleri ne hale getirdikleri ortada. Bak liste burada. Upuzun bir liste.
Şöyle bir bakıyorum. Petki mi sattı? 273 kurumdan bahsediyorsun. Yani evet, neler Sümer neler. Holding'i, SEKA'yı, neler şeker neler fabrik, vardı. Devlet Demiryolları'nın pek çok sahibi olduğu limanı sattı. Biliyorsun o limanlar için 49 yıllık Tabii işte tabii. tamamlama diye seçimden önce mecliste yasa getirdi. Limanları sattılar yani. Sattı da sattı işte. Tekel burada. Var da var. Şimdi burada bu kadar uzun, kalabalık bir liste var. Şimdi bu kadar listeyi Erdoğan sattı. Kalanlar daha azdır. Herhalde az. Yani kalan 3-5 tane şirket, onlar da varlık neyi fonunda yine... biliriz. Hayır, onlar onlar da varlık fonunda Erdoğan yönetiminde, Erdoğan'ın başında olduğu bir şeye getirildi. Ve onlar da zarar ettiler hale getirildi. Evet. Yani Türkiye'nin kar eden kurumları zarar eder hale getirildi. Neyi satıp neyi satmayacağını biliyormuş Erdoğan. Ya memleket satıldı, memleket. Şimdi Suudi Arabistan'a bundan sonra daha ne satabiliriz? Onlara onu satarken Katar'a ne satarız? Birleşik Arap Emirlikleri'ne ne kalır? Artık bunları konuşuyoruz ve insanlar korkuyorlar. Yani elimizdeki son ne kaldıysa bunların da sırf AKP iktidarda kalsın, bir seçim kazansın diye verileceğini ve yıkımın daha da büyüyeceğini, bu kez düzeltmenin çok daha zor olacağını hemen herkes, tüm ekonomistler, vatandaş yaşayarak görüyor. Bak bunun faturasını ödüyoruz. Bugün o konuştuğumuz zamlar... Ya hani Gabar'da petrol çıkıyordu, Süleyman Soylu demişti ki hem de öyle bir petrol ki gravitesi, gravity mi deniyor kalitesine. Evet. Öyle yüksek ki hemen koyabileceksiniz traktörünüze demişti. Ondan sonra doğalgaz zaten her seçim öncesi geliyor. Çıkıyor Karadeniz'den. Ne oldu mesela Karadeniz doğalgazı? Olmadı. Yani olmadı, bağlandı mı? Sisteme ÖTV'ye dahil edildi mi? %224 oranında zam geldi doğalgazda. Ve de üstelik de bir ay göğe bedava yaptılar. Misliyle çıkıyor şu anda. Misliyle çıkıyor. Asıl akaryakıttaki de bir zam. O felaket. Dehşet. 28 liradan 34 liraya kadar çıkması. 6 liranın üzerinde zam geldi. Evet. Şimdi bu %20'nin üzerinde zam demek. Hani 30 lira olsa 6 lira gelse %20 yapar. 28 liradan, 27-28 liradan 34 liraya çıkardığına göre demek ki %20'nin üzerinde zam yapmak demek. Akaryakıtta %20 vergi artışı. Dolayısıyla her ürünün %20 vergi artışı demektir, fiyat artışına demektir. Ki, diğer yapılan zamlar haricinde ama tabii, bir de. Diğer bütün zamlar haricinde Temmuz ayı enflasyonunun da bir anda %20 çıkması demektir. Şimdi siz TÜİK marifetiyle 6 aylık enflasyonu %19.77 gösterip bu ülkede milyonlarca emekliye %25 zam yapacaksınız. Çok. Kimi de 7500 lirada kalacak. O emekliler daha o maaşı cebine sokmadan da o maaşı onlara akaryakıta yaptığınız bu %20'nin üzerindeki zamla kat be kat üstünde bir faturayı onlara ödeteceksiniz. Asgari ücretinki de gitti çoktan. Hepsi gidiyor işte. Hepsi gidiyor. Evet, evet. Bak BİSAM'ın açıklamasını koymuşsunuz. Şimdi şurada da ben ayrıntıya baktım. Açlık ve yoksulluk sınırını açıklamış. Gerçi bir dakikamız kaldı ama 10.434 lira açlık sınırı, hepimiz biliyoruz ki bu 2-3 ay sonra 11.402 liranın gerisinde kalacak. 2-3 ay bulmaz. Bu zamlardan kalacak. Dolayı çok hızlı evet. ilerler. Yoksulluk sınırı 36.091 lira. 36 bin lira 4 kişilik bir ailenin büyük şehirde gerçekten zaten ortalama kiranın 15 bin lira olduğunu düşünürsek. 10-15 artık kim ne tutturduysa. Evet, kim ne tutturduysa gerçekten. Böyle veriler var ve bunlar gerçek. Evet, işte bu gündem en yakıcı gündem ve şu anda bu gündemin halkın bir numaralı gündemi olduğunu herhalde söyleyebiliriz. Yakıcı demişken tabii bu arada ormanlarımız yanıyor. Ah, ormanlar içinde canlılar yanıyor. Onu söylemek ve hani ona da bizim de içimizin yandığını söylemek lazım. Belki öyle tamamlayalım. Ama bu ekonomik tahribat AKP iktidarının seçimi kazanmak için bu seçimde yaptıklarını bu kez Ocak ayından itibaren yeniden yaparız. Yani şeye alıştılar. Onlar seçimle ilgili artık matematikleri var. Şu an